Merhaba arkadaşlar. Uluslararası İşletmecilik dersi 4. ünitesi kapsamında soru çözüyoruz. Sorumuz geliyor. Bir işletmenin faaliyetlerini coğrafik ya da ekonomik bölgeler olarak ele alıp yöneticilerini bu bölgelerden temin etmesi aşağıdaki hangi insan kaynağı sağlama politikasıdır? A. Jeosentrizm, B. Etnosentrizm, C. Polisentrizm, D. Regiosentrizm ve E şıkkı monosentrizm. İşletme faaliyetlerini coğrafik ya da ekonomik bölgeler olarak ele alıyor ve yöneticilerini bu bölgelerden temin ediyor. Bu insan kaynağı sağlama politikası D şıkkı regiosentrizmi ifade ediyor. Regiosentrizmde işletme bölgeleri herhangi bir bölgeyi ekonomik veya coğrafik olarak tanımlıyor. Örneğin Avrupa Birliği ekonomik bölgesi veya coğrafik olarak Asya, Avrupa gibi bölgeleri tanımlayıp o bölgedeki yatırımlarına o bölgeden yönetici temin ediyor. Diğer şıkları incelediğimizde jeosentrizm işletmenin küresel insan kaynağı havuzundan yararlanmak için kullandığı bir insan kaynağı salma politikasıydı. Yani işletme ev sahibi ülke veya ana ülke dışında üçüncü ülkelerden yönetici temin ediyordu. Etnosentrizmde işletme yurt dışındaki yatırımları için kendi ülkesinden yönetici transfer ediyordu. Polisentrizmde ise arkadaşlar işletme yatırım için gittiği ülkeden yani ev sahibi ülkeden yönetici temin ediyordu. Fakat soruda işletme faaliyetlerini coğrafik ya da ekonomik bölgeler olarak ele alıp yöneticilerini bu bölgelerden temin etmesi sorulduğu için doğru cevabımız D şıkkı regiosentrizm olmakta.